7'sinde benim doğum günüm. Onu biz de 6'sında, 7'sinde herhalde yola çıkacağız. Burada olmayacağız. Hakikaten bana da sürpriz oldu. Gülcan Hanım da hiç tahmin etmedim. O, sen o kadar boşandın. Fark etmedin bir şey. Şey, toplantı var zaten. Ben defalarca yapma fırsatı buluruz. Ben Gülcan Hanım'a sözü vermeden önce çok güzel yüklemeler yapıyoruz son haftalarda. Hepimiz farkındasınız. Yoruluyoruz, biraz mesai yapıyoruz. İşte gece gündüz çalışıyoruz falan ama güzel yüklemeler yapıyoruz. Mesela herhalde tüm zamanları, yani 26 yıllık bir 27 yıllık bir firma tüm zamanların en büyük, en fazla ihracatını layık yapmışız. Ve önünde geliyor. Yani yüksek sezon daha bitmedi. Bir iki ay daha devam edecek bu şekilde. Ve sonrasında da biraz biz pazarlamaya da ağırlık verdik. Yani gücü arkamızda hissedince, artık üretebildiğimizi görünce, planlayabildiğimizi görünce, örebildiğimizi, dışarıda diktirebildiğimizi, içeride diktiğimizi, kalite kontrolleri düzgün yapabildiğimizi vesaire görünce biz de artık pazarlamaya ağırlık veriyoruz. Bu sene yine Eylül ayında ki fuara daha böyle müşteri aramak için gideceğiz. Daha önce inanın gidiyorduk, geliyorduk, insanlarla samimiyetimiz oluyordu. Fakat böyle iş geldiği zaman ne yaparız diye kara kara düşünüyorduk. Şimdi böyle bir düşüncemiz kalmadı çok şükür. Her şey iyi gidiyor, daha da iyi olacak arkadaşlar. Hep birlikte bu kötü günleri, bu kara günleri biz şirket olarak en azından kolay atlatacağız diye düşünüyoruz. Hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Çok sağ olun. Gülcan Hanım heyecanlandı. Duygulandım o tabii. Çok duygusal. Gerçekten hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hep birlikte koşturuyoruz. Çok zor zamanlar firmalar geçiriyor. Ama çok şükür hep söylüyorum, hep bir farkındalığımız oldu başından beri, işletmenin başından beri. Bu farklılık sayesinde, ekibimiz sayesinde gerçekten diğer firmalardan çok farklıyız. Çünkü bilincindeyiz her şeyin. Sizin sinerjiniz, enerjiniz gerçekten bizim bu yola çıkmamız ve koşturmamızın temel amacı. Sayenizde ben bugün arkamda, yanımda bu kadar güvenilir bir takım ekibi olmasaydı inan bir şey yapamazdım. Ama söylediğim gibi her gün ilk günkü aşkına geliyorum iş yerine. Bu da sayenizdedir. Hep böyle yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler öğrenmek, şirketi daha iyi taşımak ve hep dualarımda daha fazla iş yapalım, daha fazla insan istihdam edelim, daha da büyüyelim birlikte. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ederim bu süreçte. Bu arada yeni yatırımlar yapıyoruz biliyorsunuz. Makinalarımızı değiştiriyoruz. Hep şey için, daha kaliteli üretebilmek, daha az İşte temizlik yapmak, daha hızlı dikebilmek vesaire için işte katırımızı değiştiriyoruz. Allah'tan idare etti bugüne kadar. Katırımızı değiştiriyoruz. Bir haftaya kadar o devreye girecek. Bir iki tane araba aldık. İşte eski arabalarımızı değiştiriyoruz. Bütün bunlar arkadaşlar bu dönemde kolay yapılabilecek şeyler değil. Bunları yapabilmemizin en büyük sebebi güven duyuyoruz. Yani şimdi birbirimize güvendiğimiz için bu yatırımları çok rahat yapıyoruz. Yine Tibet biliyorsunuz devreye girdi. O da bize bir güven getirdi. Arkadaşlar da çok daha iyi çalışıyorlar. Ben biraz daha kendimi farklı bir alana çektim. Buraya çektim. Bu sayede de yani bu da bize farklı bir şey kazandıracak. Mesela yıllardan beri
işte yıkama şirketlerine pazarlamaya başlayalım. Yok, e-ticarete başlayalım falan. E-ticaret.